Gülüyorsun, neden gülüyorsun peki? Bunu neden yapıyorsun? Söyle bana. Karıcığım, bu üzücü sahne, komedi değil. Gülmeyi kes. Ben sana her şeyimi verdim. Daha ne istiyorsun? Canımı mı? Karıcığım, senaryoyu takip et. Burada. Burada. Aşkım, hayatımla aşk olduğunu söylemeyi bırak. Aşk dediğin şey bu dünyadaki tek şey değil. Daha kazanılacak çok şey var. Biz farklı insanlarız ve hayattaki umutlarımız çok farklı. Aşk nedir bu saçmalık? Bu saçmalığı bizim Mehul Bey yazdı. Bu tamam ama yine de Arkay, bu Anamika nasıl böyle biri olabilir? Arkay, aşk, aşk hayattır. Hayır Arkay, bu doğru değil. Aşık olanlar ayrılamazlar. Sonsuza dek birlikte olurlar. Sonsuza dek daima ve daima birlikte olurlar. O zaman... Arkay, utanmaz şey. Evde bir tören var ve sen... Bırak şunu. Söyler misin, senin derdin ne? Şu replik. Aşkın sadece hayatın bir parçası olması. Ama böyle değil ki. Arkay, aşk hayattır. Madu, ama Anamika için durum böyle değil ki. Arkay, şu Anamika'dan hiç hoşlanmadım ben. Sırf aşka inanmadığını düşündüğün için mi hoşlanmadın yani? Hayır Madu, öyle bir şey değil. Onun aşkını göstermek için kendine özgü bir tarzı var. Böyle karakterler farklıdırlar. O da farklı ve karmaşık biri. Bulmaca gibi. Böyle karakterler kolay anlaşılmaz. Onlar seni kalplerine bağlar. O bir tablo gibi. Baktığın anda hissettiğin bir tablo. Vay vay vay. Bay Rishab Kundra. Sen az önce... Neil Chopra'nın senaryosunu mu övdün yoksa? Ve karakterlerini savunuyorsun öyle mi? Bunu hemen Mehul'e söylemem gerek. Bak, eğer tek kelime edersen seni... Edersem ne olur? Ben de başroldeki erkek, kendisini tehdit eden güzel kıza ne yaparsa onu yaparım, tamam mı? Madu, sen ne yaptın? Gülüyorsun. Kes şu gülmeyi. Affedersin. Hemen mangeşi çağırayım. O her şeyi temizler. Sana temiz giysi de getirir. Bu arada... Bu elbiselerle çok çekici görünüyorsun. Bakar mısın? Lütfen içeriği temizle. Evet efendim. Bu hala uyumamış. Baba? Hala uyumamışsın. Sen burada ne yapıyorsun? Ben odandaki ışığı gördüm ve buraya geldim. Ayakların mı ağrıyor? Masaj yapayım mı? Ben masaj için yağ getireyim. Hayır, bırak. İstemiyorum. Babo,
Bana kızgın mısın sen? Ben bir hata mı yaptım? Cevabını bilmek istediğin soruları sor. Baba, yemek masasında seninle konuşmaya çalıştım. Odana da gelmek istedim. Ama annem bana erken yattığını söyledi. Rahatsız etmek istemedim. İnan bana, Pablo törene katılmak istiyordum ama... Himalayalar yıkıldı değil mi? Gidip dünyayı kurtarman gerekiyordu değil mi? Pablo, Arke uzun zamandır beni çağırıyordu. Üzgün görünüyordu ve... Oyun oynuyor işte ve seni de kandırıp yanına çağırdı. Madhu, Rishu benim oğlum. Bahçıvan meyvesinin acı mı tatlı mı olacağını iyi bilir. O inatçı ve istediğini elde etmesini çok iyi biliyor. Ama baba... Beni dinle. Şu dolabı aç. Oraya bir kutu koydum, getir onu. Rishu'nun hanımı için bu mücevherleri almıştım. Değer biçmek istersen pek para etmez. Ama duyguları düşünürsen paha biçilmezdir. Her tören için bir şey vermek istiyorum. Nişan için bir yüzük. Aileyle tanışma için kolye. Ve bilezikler. Neyse, unut gitsin, ben düğüne gelemedim. İşte bu yüzden nişan, düğün ve aileye katılma hediyelerini tek seferde veriyorum. Söyleyeceklerim daha bitmedi sana. Rishu'nun inatçı olduğunu söyledim. Şımarık ve çok inatçıdır. Ama kibirlidir. Ve bencil bir erkek dünyayı yönetebilecek olsaydı, Allah kadını neden yaratsın? Allah erkeği yarattı. Ama dengede tutmak için onu kusursuz yaratmadı. Sonra kadını yarattı. Erkeğin kusurlarını gidermesi için. Ona destek olması için, güç vermesi için, tamamlaması için. Ben Rishu için böyle bir kız istiyordum. Sen de hayat arkadaşı olmaya yetecek zihin gücü olmalı. Ancak o zaman Rishu'nun hayatı dengede olur. Geldiğimde sana söylemiştim bunu. Ve bu özelliklerin hepsini sende gördüm. Ama gökyüzünde sadece ay olması yeterli değil. Güneş de olmalı. Her yıldızın bir yeri ve bir görevi var. Ben senden, ideal bir eşten fazlasını bekliyorum canım. Bir kadının ideal bir eş olmanın yanı sıra ideal bir gelin olması gerekli. Sen çok iyi bir hayat arkadaşısın. Ama henüz bir gelin olarak test edilmedin. Ve ben daha sonucu sana söylemedim. Eğer Madhubala Kundra değil, sadece Madhubala Rishu olduğuna inanırsam ve Madhubala Kundra olabileceğine inanmazsam, sana hayır duamı asla vermem. Sadece Madhubala Kundra değil, Madhubala Rishu olduğuna inanırsam ve Madhubala Kundra olabileceğine inanmazsam, sana hayır duamı asla vermem. Nereye karıcığım? Arke, baba uyanmak üzeredir. O uyanmadan önce tören hazırlıkları yapmam lazım. Bırak da uyuyalım, yatağa geri dön. Arke, ben hep saat 6'da kalkarım, lütfen. Sen gece ne zaman uyudun peki?
Dün gece hiç uyuyamadın ama karıcığım, öyle değil mi? Neden uyuyamadın? Erkeği lütfen, törene hazırlık yapacağım. Karıcığım, tören yapmanın saati yok. Ancak şimdi uyku zamanı karıcığım. Hadi yanıma gel, sana söyleyeceğim şeyler var. Sana sonra konuşuruz dedim. Lütfen erkek. Erkek. Karıcığım, hayatım boyunca yanımda kal, tamam mı? Hadi şimdi uyumaya devam. Erkek, çocukça davranma. Tören için hazırlanmam lazım. Lütfen hadi sen de kalk. Senin de bankacılarla buluşman lazım, hadi. Karıcığım, toplantı öğlen olacak. Eğer şimdi gidersem bankayı soymaya geldiğimi sanırlar. Hadi yatağa Arke, gel. Arke, kes şunu. Lütfen anlayışlı ol biraz. Arke. Arke, üzgünüm. Arke. Arke. Fatih, çabuk bana çiçek tabağı hazırla. Gel canım. İyi uyudun mu? Evet. Baba, neden siz pişiriyorsunuz? Bana söylemeniz gerekiyor. Olur mu öyle şey? Lavaş ve yulaf hazırlıyorum. Rişu benim yaptıklarımı çok sever. O zaman yardım edeyim size, tamam mı? Yok yok yok. Hiç gerek yok. O sadece benim pişirdiklerimi yer. Bu durumda Pabo, bana da yapmanız gerekecek. Peki. İlk lokma için ısrar etme. İlk lokmayı alan sadece Rişu olacak. Peki. Ben alayım. Sen gidebilirsin. Tören için hazırlık yap sen. Bu arada ben de lavaşları hazırlayacağım. Peki. Beni dinle. Rada daha uyanmadı mı? Pabo, o grip olmuş maalesef. Sanırım ilaçlar onu halsiz bırakıyor. Hayır. Bu ilaçlar yüzünden değil. Onu halsiz yapan şey bu şehir. Burada tembelleşmiş. Bu yüzden yatağından çıkmıyor. Bu gururlanacak bir şey değil. İnsanın köklerini unutmaması gerekir. Ve hayattaki kuralları da unutmaması gerek. Bir ağaç gökyüzüne kadar uzanabilir. Ama kökleri her zaman toprağa gömülü kalır. Canlı tutan da budur. Eğer ağaç yerinden sökülürse gökyüzü bile ağacı kurtaramaz. Yeryüzündeki toprakla bağlı olması gerekir. Abla, sen Rişap için lavaş ve yulaf mı hazırlıyorsun? Ah, demek sonunda kalkabildin. Üzgünüm abla. Bugünlerde sabahları erken kalkamıyorum. Eğer evin kadını gün doğduktan sonra uyanırsa o evden hayır gelmez Rada. Evet. Hadi canım, hadi tören için hazırla. Arke, çok yakışıklı görünüyorsun. Bana kızgın olduğunu biliyorum. Bu şekilde konuşmamam gerektiğini kabul ediyorum. En üst çekmeceye. Arke, o şekilde bağırmamam gerektiğini kabul ediyorum. Bunu sana açıklamalıydım ama saat sağda duruyor. Arke, çok üzgünüm. Sana düzgünce anlatmalıydım ama öyle çıkıverdi ağzımdan. Alttan 5. çekmece, tamam mı? Senden özür diliyorum. Arke, lütfen konuş benimle. O benim parfümüm. Kadınlar için. Müzik.
Özür diledim işte. Daha ne kadar somurtmaya devam edeceksin böyle? Gel. Arkay, benimle konuşmadan hiçbir yere gidemezsin. Çık. Arkay, sen neden bunları yiyorsun? Papa sana kahvaltı hazırladı. Şşşt! Bütün gün konuşuyorsun. Sabah uyandığında başlıyorsun, yatana kadar susmuyorsun Madu. Hı. Bir şey söylemeden önce beni dinle. Öncelikle ben sana kızmadım, tamam mı? Hatta bankanın film kredimi onaylamasına çok sevindim. İkincisi, surat asan bir tek sensin. Bak sen dün geceden beri garipsin. Şimdi söyle bana. Her şeyin yolunda olduğunu söylemeden önce beni dinle. Bu yüz ifadelerini ben gayet iyi biliyorum. Bir şey seni rahatsız ediyor. Her şey yolunda Arkay. Her şey yolundaysa o zaman sorun yoktur. Öyle değil mi? Niye sebepsiz yere ağlayayım ki ben? Ya da neden hastalanayım? İkincisi ben gayet iyiyim. Yemin ederim. Madu. Gerçekten. Söyle sorun nedir? Seni rahatsız eden bir şey var biliyorum. Babo sana bir şey mi söyledi? Abla. Otur lütfen. Madu ve Rişap da az sonra gelir. Neden daha gelmediler peki? Madu'yu az önce Rişap'ı çağırması için yollamıştım. Kahvaltı için. Öğle yemeği için değil. Evet abla ama... Anacığım bu yulaf harika. Biraz daha verir misin? Ben de istiyorum. Tabii. Yani Rişap olmadan yemeğe mi başlayacaksınız? Aile dediğin birlikte yemek yer. Eğer bizi ailenin bir parçası olarak görseydi bunu yapabilir. Abla... Sen... Kahvaltıyı odasına götürüyorum. Tamam, size biraz kızarmış lavaş vereyim. Karıcığım, kızarmış lavaş ve yulaf. Kahvaltı dört dörtlük oldu. Alsana. Hı? Yenip ben almayayım, bırak yerinde kalsın. Bu kızarmış lavaşlar yağ dolular. Onları sıkıp yağ banyosu yapabilirsin. Bunu nasıl yediğini anlamıyorum. Özür dilerim. Söyle Madu. Sana bir şey sordum. Bir şey yok. Kaç defa söyleyeceğim? Sormaya devam ederim. Ta ki gözlerinde doğruyu söylediğini görene kadar. Bir şey için üzgünüm çünkü... ben bir kabus gördüm. Kabus gördüm diyerek beni kandıramazsın. Böyle ucuz numaralara... Karnım tok benim Madu, anladın mı? Hayır Arkay. Demek bana güzellikle söylemeyeceksin. Arkay söyledim ya, konu kapandı. Bak eğer bana söylemezsen bağırmaya başlayacağım. Ama Arkay öyle bir şey değil ki bu. Ne diyebilirim? Arkay... Söyle bana. Lütfen. Söyle. Arkay yapma. 3, 2... Arkay bırak elimi. Söylemiyor musun? Arkay kes şunu. Arkay tamam. Pabo gelecek. Ne yapıyorsun? Pabo sana bir şey mi söyledi? Sorun bu değil. Bırak beni. Arkay lütfen bırak beni. Eğer Pabo gelirse o zaman ne düşünür lütfen? Karıcığım. Arkay kes şunu dedim. Karıcığım Arkay. Sen kes. Pabo? Eski hatıraları. Bağlı kalmak çok zor. Öyle değil mi? Madu nedir bu? Rişap'a kahvaltı hazırladığımı söylemedin mi? Şey ben... Bana söyledi Pabu. Aslında ben bilerek
aşağı inmedim çünkü bugün güzel şeyleri yememe engel olamayacağımı biliyordum. Neden engel olacaktın ki? Her fırsatını bulduğunda yemelisin. Keşke Pabo, keşke. Bu sektörün kurallarına göre maalesef kimse düzgün yiyemez, içemez ve yaşayamaz. Profesyonellik böyle bir şey. Sıradaki filmim için kilo vermem gerekiyor. Bu yüzden sıkı bir diyetteyim. Bunları yiyemem ben. Ama Pabo, söz veriyorum, film çekimim bittiği anda bütün bu sözlerim geçersiz olacak. Senden uyurken bile bana yemek yapmanı isteyeceğim. Sana söz veriyorum. Seni anlıyorum. İşini seviyorsun. Nasıl anlamayacaksın ki? Sonuçta sen annemsin. Beni seviyorsun. Bu dünyada Pabo'dan daha iyisi yoktur. Ama bir sorun var Pabo. Rekabet biraz arttı galiba. Çünkü senin gelinin, yani benim karım, iyi bir rakiptir. Pabo, iyi dileklerini sunmalısın. Tanrı'ya çok dua ettim ve o da özelliklerini Madu'ya ekledi ve onu hayatıma soktu. İş beni sevmeye geldiğinde tam senin kopyan o. Ve onu benim karşıma Tanrı çıkardı. Beni çok seviyor ve önemsiyor. Tıpkı sevgili Pabom gibi. Bu yüzden tek telefonumla stüdyoya geldi. Arke... Karıcığım sakin ol. Pabo beni gayet iyi tanır. Bu arada Pabo, törene gelemediği için onu affet olur mu? Eğer onu affetmezsen yine bütün gece uyuyamaz. Pabo, senin söylediğin bir şeye çok üzülmüş. Bu yüzden bütün gece gözcüler gibi ayaktaydı. Ve ben de iyi bir Hintli koca olarak onunla uyanık kalmak zorunda kaldım. Gözümü bile kırpmadım. Madu'nun törene katılmasını istediğini biliyorum. Ama ne yapabilirim ki Pabo? O olmadan işime konsantre olamıyorum. Biliyorsun, sen yokken her ihtiyacım olduğunda Madu yanımdaydı. O bana destek oldu. Sadece desteğim değil, gücüm de oldu. Madu bana hep güç verdi. Anlıyorum canım. Sen endişelenme. Bundan sonra Madu'ya bir şey söyleme. Hayır Pabo. Sandığın gibi değil. Madu, sana Pabo'nun harika biri olduğunu söylememiş miydim? Eğer Pabo'dan daha iyi biri varsa bana da Rişap demesinler. Bu arada Pabo, ben çıkıyorum, tamam mı? Bankada toplantıya gitmem gerekiyor. Benim için dua et olur mu? Allah yolunu açık etsin. Teşekkür ederim Pabo. Hoşça kal karıcığım. Yemek dışında hiç işin yok mu senin? Baba, yemek yemek de çok önemlidir ama. Dün gece sana bir şey söylemiştim. Ha, benden pantolonunu istemiştim. Aklın nereye uçtu senin? Senden arkaya kimin kredi vereceğini öğrenmeni istemiştim. Hatırladım. Öğrendin mi? Unuttuğum şeyi nasıl öğrenebilirim ki? Aman. Oğlum, gerçekten çok utanıyorum. Niye babacığım? Senin gibi bir oğlan dünyaya getirdiğim için. Yanlış. Beni annem doğurdu. Kalın kafalı.